Halk Dergahı TV başındaki canlarımızı, sonrasında Halk Dergahı içindeki siz ehli canları, Hak Muhammed Ali Aşkı'ya selamlıyorum. Cümlenize aşkın niyazımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri Hak Muhammed Ali muhabbetinden 12 imamların gönül sevgisinden mahrum eylemesin. Daha güzel muhabbetler inşallah bizlere ve Halk Dergahı başındaki canlarımıza nasip olur diye temenni ve dileklerde bulunuyoruz. Muhabbet programımız akşam duasını İsmail Sarıtaş, göçmüş canlara duayı Seyit Hakkı, deli hizmeti Gülçin Güler, Zakirler ve Muhammed Karakaş Seyidim. Sunum konusu salatın manası ve konumu ikinci bölüm. Sunumu hazırlayan Ayhan Akgün Seyidim. İsmail Can. Eyvallah pirim. Evet, buyurun. Akşam duasını alalım. Eyvallah. Ebenler, ehli canlar, himmet edin. Allah eyvallah himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Aşk ile. Destur pirim. Eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Hizmet aşkı ile. Buyurun. Bismillah, Allah Allah. 12 imam ve ehli beyt aşkına. Vakitler hayır, hayırlar daim ola. Gönüller pak, kötülükler defola. Ya Cenab-ı Hak, bizlerin Muhammed Ali şefaatinden, didarından, ehli beytin sevgi ve muhabbetinden mahrum eyleme. Dünyada barış ile huzur istiyoruz. Barış ile huzur bozanlara fırsat verme. Barış içinde insanca, kardeşçe ve dostça yaşamayı nasip eyle. Sen yetişti aramıza, ya sahibi zülfikar. Bizim ikrarımız yerden aşkına yeryüzüne serpilmiş sevgi tohumudur. Güneşi Muhammed Mustafa ve toprağı ise Ali el-Mürteza'dır. Gül Fatıma tü Zehra kokusu evliyalar sardığı İmam Hasan. Rengi Kerbela şehidi Şah İmam Hüseyin'dir. Hak meydanına varının, pir divanda duranın, ikrar ve ikrarında duranın, ikrarı da ve divanı kabul ola. Tevelle ile tebirimiz hakkı yazılan, tevellemiz temiz yüzümüz ak olan, Şah-ı Merdan Ali yardımcımız, boz atlı Hızır yoldaşımız olan, dualarımız hasta olan canlarımızın derdine derman ile şifa olan, zorda davda olanlara sağlıklı huzurlu günler nasip olan, Hakk'a göçmüş canların ruhu şad ve marifeti bağışlanmış ola. Dil bizden kabul Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah günün birliğiyle gelsin demine hu. Allah eyvallah. Nefes birdedir. Eyvallah İsmail Can. Sağ olun, teşekkür ettik. Yüreğinize sağlık. Can gecemizin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak niyetinizi, duanızı kabul ve makbul eylesin. Yüreğinize sağlık diyoruz. Allah şimdi de, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Şimdi de Hakk'a geçmiş canlarımıza duamızı okuyalım. Bismillah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremle Şah Ali'nin Veliullah'a ve Ehli Beyt'ine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan üstün kılıç yoktur. Erhak Muhammed Ali aşkına hakikat alemine göçmüş canlarımızın hakkı için. Elimizi gönlümüzde, gönlümüz sana ayan ve beyandır. Sana yalvarıp yakarıyoruz. Sığındı keremine, rahmetine, merhametine, bin bir ismi hürmetine. Sana geri dönmüş canlarımızın günahlarını, kusurlarını ve marifetlerini bağışlamanı ve menzillerini şad eylemen dileriz. Adem-i Seyfullah, Nuh Nebiullah, İbrahim Halilullah, Musa-i Kelamullah, İsa-i Ruhullah, Muhammed-i Habibullah, Ali'ün Veliullah hakkı için hakka yürüyen canlarımızın mekanları pürüpak, ruhları şad ve menzilleri mübarek eyle. Yağan yağmur eseyel hakkı için, yeşerip biten çiçeklerin ve doğanın hakkı için, kainattaki mevcudatın hakkı için, canlı cansız varlıkların hakkı için. İkrarında dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için, hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. Üçlerin, beşlerin, yedilerin,
12 imamların, 14 mason paplarının, 17 kemerbestlerin, 40'ların cümle erenlerin evliyaların hakkı için. Cehennem narından, kabir azabından emin ve muhafaza eyle. Göçmüşlerimizi temiz ruh hürmetine dualarımızı, verdiğimiz lokmalarımızı, niyetimizi, hizmetimizi dergah izzetinde kabul eyle. Allah hak kabul ve makbul eyle. Aşk ile geçen demine hu. Allah eyvallah. Cümle hizmet sahiplerine Cenab-ı Hak hizmetlerini kabul etsin. Üstün hizmetlere nail eylesin. Ve hizmetlerimiz Hak Muhammed Ali katında dergah izzetinde kabul ve makbul ona. Muhammed Seydin buyurun. Eyvallah birimiz. Günlerinizin yüreğine sağlık. İsmail canımızın da gönlüne sağlık. Erdoğan canımızın da. Cümlenize öncelikle aşkın yazılarımı sunuyorum. Gönül birliğimiz için, ibadet birliğimiz için ve muhabbet birliğimiz için himmet eyleyin. Allah eyvallah. Himmet Muhammed Ali'den olsun. Allah Allah. Değerli canlar, yolumuz rızalık yoludur. Rıza kapısında yapılan her türlü hizmetlerin de herhangi bir zorlama olmadan yerine getirilmesidir. Biz de bu hizmeti gönül rızamızla yerine getirmek istiyoruz. Sizler de rızalığınızı elbette verirseniz. Rızalığınız, razılığınız var mıdır? Allah eyvallah mı canlar? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah seyidim. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Cem geceniz mübarek olsun. Allah Allah. Teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Sizler bir söylediniz. Biz üç kabul eyledik. Şimdi de değerli canlar, aranızda kırgın, dargın, küskün, alacaklı, verecekli varsa gelip meydana gelip söylesin. Pirimizin huzurunda, seyitlerin ve gözcülerin huzurunda. Eğer yoksa Allah eyvallah mı? Birbirinizden razı mısınız? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Eyvallah. Madem bizden razısınız, birbirinizden de razıysanız o zaman bir selam ve selavatla başlayalım. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Ver cemali Muhammed Mustafa, ver kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Şah-ı Merdan Ali'yi pir bilip verelim canı gönülde Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i Beytine selavat. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah-ı Ali'nin Veliyullah'a, Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin ve ala Ali Seyyidine Muhammed ve Ehl-i Beyt. Şah-ı Merdan Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan üstün kılıç yoktur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Dua ile selam olsun size ya Muhammed Mustafa, ya Ali'nin Veliyullah, ya Ticedül Kübriyam, ya Fatmatü Zehra, ya İmam Hasan Müşteba, ya İmam Hüseyin'i Deşti Kerbela, ya İmam Zeynel Abidin Aba, ya İmam Muhammed Bakır Beka, ya İmam Cafer-i Sadık Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım Cismi Pah, ya İmam Ali'ül Şah-ı Orasan'ı, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Şah Ali'ül Naki, ya İmam Hasan-ül Askeri Gazi, ya İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman. Ya Cenab-ı Hak, dua ile selamımızı sen dergah izzetine kabul buyur. Bismillah, Allah Allah diyelim, birlikte bir duayla Hakk'ın huzuruna varalım. Bismillah, Allah Allah, muhabbetimizin aşkına vakitler hayır ola, hayırlar daim ola, gönüller rahat ola, huzur içinde ola. Cenab-ı Hak Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah-ı Ali'nin Veliyullah'a, Ehl-i Beytine ve dua ile selam olsun. Onlara esenlik eyleyesin. Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı sen dergah-i izzetine kabul eyle yarabbim. Bizleri de merde, namerde muhtaç eylemeyesin. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyleyesin yarabbim. Hakka göçmüş cümle canlarımıza merhametini, rahmetini esirgemeyesin. Biz kullarına da gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eylesin ya Rabbi. Hak Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eylemeyesin. Allah Allah diyen diller dert ile deder, keder görmesin. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara, işi haksıza düşenlere sen yetiş carına ya Şah-ı Merdan Ali, ya Hızır.
Gönül birliğine diyelim Allah Allah, Allah Allah Hak Muhammed Ali muhabbetine varalım. Gerçeğin demine devranına hu hu diyelim. Delici canlar, delillerimizi uyandıralım Hak Muhammed Ali aşkına. Muhabbetimize başlayalım. Destur sevdim. Destur Şah Merdan'dan olsun. Buyurun. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur, yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur, kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur, insanda insanı yüksek makama eriştiren. O ilahi nurdur, insana eğiten, peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur, zahir, batın ilmine nail eyleyip bele eden. O ilahi nurdur, karanlıkta kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur, evlerde yanan, huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur, muhabbet ışığını yakan, gönülleri birleyen. O ilahi nurdur, insanı insana yar eden, canına kavuşturan. İnsanın sevgi vasfına idrak kabiliyetini, manevi olgunluğuna ve kainatına vardıran. O ilahi nura hamdü senalar olsun. Bismillah Allah Allah. Şerai Ruşan, Bahri Devrişan, Zuhuri İman, Himeti Piran, Hiri Horasan, Küşadı Meydan, Güveyi Abdalan, Kanuni Evliyan, verelim Muhammed Mustafa'ya ve ilbetine salavat. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya Keremler Şahı Aliül Belülah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Allah'ın mesali âlâ seyyidine Muhammed ve âlâ âli seyyidine Muhammed ve Ehl-i Beyt. Şahı Merdan Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan üstün keskin kılıç yoktur. La fetta illa Ali ile Seyfe ile Zülfikar. Yaradan'ın kutlu nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin arıtıcı nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nefes pize. Bak Seyyidim, bir deli duazımızı alalım. Himmet eyleyin pürlerim, himmet eyleyin canlılar. Atalım. Hata ettim Hüda yaktı delili, Muhammed Mustafa yaktı delili. Ol Ali Abadan Haydar-ı Kerrar, Ali el-Mürteza yaktı delili. Ali el-Mürteza yaktı delili. Hatice Tülkübra, Fatime Zehra, İmamlar silsilesi yaktı delili. 12 imamlar yaktı delili. Hasan pir aşkına girdi meydana, Hüseyin-i Kerbela yaktı delili. Hüseyin-i Kerbela yaktı delili. İmam Zeynel İmam Bakır-ı Cafer, Kazım Musa Rıza yaktı delili. Muhammed Taki Şah, ol Ali Naki, Hasan el askeri yaktı delili. Muhammed Mehdi sahibi zaman, eşiğinde geda yaktı delili. Eşiğinde geda yaktı delili. Suçum bildim günahım çok ey şahım, Ali olusun eva yaktı delili. 12 imamlar oldu tamam, 12 imam oldu tamam Hatay'ım. Nuri bari hüda yaktı delili, nuri bari hüda yaktı delili. Allah eyvallah, nefes pirdedir.
Dilin bülbül olsun, gönlün nuru olsun. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çırağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çırağlarımız, delillerimiz yansın, yakılsın. Allah'ın nuru aşkına, hakkın nuru aşkına, peygamberliğin ve nübüvvetin nuru aşkına, velayetin nuru aşkına, ehli beytin nuru aşkına, cümle erenlerin, evliyaların aşkına, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına, hazır, gayip, zahir, batın, cem erenlerin, nur cemalleri aşk ola. Cenab-ı Hak cümlemizi ehli beytin şefaatine nail eyleye. Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye. 12 imamlar hüsnü rızası üzerinize hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali sizleri utandırmaya, cehennem narında yandırmaya, Bozatlı Hızır yar ve yardımcınız ola. Erenler demine, evliyaların keremine, gönüller birliğine, Allah eyvallah, gerçeğin demine, hu mümine ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Evet, hizmetler yerini aldı. Hak Muhammed Ali zikredildi. Nefes pirde. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Muhammed Seyyidim, yüreğinize sağlık. Hizmet yerine getiren canlarımıza Cenab-ı Hak hizmetini, niyetini, dileklerini, dualarınızı kabul ve makbul eylesin. Allah Allah diyen siz canlarımızın da dileriniz, yüreğiniz dertiyle keder görmesin diyoruz. Allah Allah. Ayhan Seyyidim. Buyurun Seyyidim. Hazır mıyız? Hazırız Seyyidim. Eyvallah, yüreğinize sağlık, iyi muhabbetler. Eyvallah Seyyidim. Değerli canlar, geçen hafta salatın anlamı üzerinde durmuştuk. Bugün Ahzab suresi 56. ayetindeki mealler arasındaki farklılıklara bakacağız. Anlam farklılıkları. Yani biz şimdi sanıyoruz ki Kur'an'ı okuyan herkes aynı şeyi düşünüyor, aynı şeyleri yaşıyor. Anlam farklılıkları, yorum farklılıkları bayağı oluyor. Bugün birazcık bunun üzerinde duracağız. Bu konuda bilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü biz biraz düşüncemizi değiştireceğiz bu sayede. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Şimdi Ahzab suresinin 56. ayetinin meali şudur. Arapçası inna Allah ve male ve leketuhu yusalluni ala nebiyyi ya eyyühellezine amenü salli aleyhi ve selleme tesliman. Bunun Türkçesi şudur. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey inananlar, siz de ona salat edin. Bunu geçen hafta beraber görmüştük. Burada iki tane kelime var. Yusalli ve sallü diye iki tane kelime var burada Arapça olarak. Hem yusalliye hem de sallüye namaz anlamı veriyorlar diye söylemiştik. Kimler? Gelenekçi olanlar. Gelenekçi olmayanlar ne diyorlar bu yusalliye, sallüye? Bunlara şey diyorlar. Ne diyorlar? Salat diyorlar. Salat ne anlama geliyor onlar için? Desteklemek anlamına geliyor. Mesela ben Ahmet Hulusi'nin bu ayetin, yani Ahzab 56. ayetini okuyorum şimdi. Türkçe mealini. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve teslimiyet ile selam verin. Şimdi burada bir, şunu artık öğrenmiş olduk. Yani salat kelimesinin namaz olmadığını, destek olduğunu öğrenmiş olduk. Ben şimdi burada şunu söyleyebilirim. Yani burada işte ne yazıyor? Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder. Ey inananlar, siz de ona salat edin. Burada namaz anlamı koyarsak işte Allah ve melekleri Nebi'ye namaz kılar anlamına gelir. Allah hiçbir zaman kuluna ne yapmaz? Namaz kılmaz. Sadece onu anlatayım dedim, sadece bir kere. Şimdi burada bakın mesela teslimiyet ile selam verin. Mesela normal meallerde teslimiyet ile selam verin kelimesi hayatta geçmez. Mesela Ahmet Akgül var, onun yorumu. Kesin bir gerçek ki Allah ve onun melekleri peygambere salat eder. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona salatü selam getirin. Şimdi burada olmayan kelime mesela normal mealde kesin bir gerçektir diye bir şey yok. Kendisi buraya kesin bir gerçektir diye eklemiş. Kendi yorumunu eklemiş ve bunu da sanki Allah'ın emri gibi, Allah'tan gelen meal gibi koymuş. Mesela burada ne var? Ona salatü selam getirin. Bu, normal mealde böyle bir şey yok. Salat bizim için artık neydi? Destek olmak. Burada salatü selam getirin, destek anlamı falan vermiyor buradaki anlam. Bunu söyleyeyim mesela. Ahmet Varol diyor ki, Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Bak araya ne katmış? İştenlikle selam verin. Hani ben hep şunu söylüyorum. Yani bizler biliyoruz ki sanki herkes aynı mealde, aynı yorumda mutabık.
aynı şeyi yapıyorlar anlamı veriyoruz. Ben bugün aynı şekilde davranmıyorlar, aynı şekilde anlamıyorlar. Farklılıkları var, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani onlar tek bir noktada değiller. Farklı farklı cevaplar veriyorlar olaylara. Ali Bulaç mesela, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyetle ona selam verin. Böyle bir anlam yok. Tam bir teslimiyetle ona selam verin diye bir anlam yok. Normalde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey inananlar, siz de onlara selam, ona selat edin. Ama burada ona teslimiyet olmak yok yani, böyle bir şey. Mesela Ahmet Tekin bak, kafasına göre uydurmuş. Yani daha doğrusu uzatmış. Allah ve melekleri, peygamberi, itibarın yükselmesi, davetinin kabul görmesi, şeriatının devamı, ümmetine şefaatinin gerçekleşmesi, mükafatının katlanarak verilmesi için rahmetle anarlar, överler, ona saygı gösterirler, iltifat ederler, salavat getirirler. Ey iman edenler, siz de ona salavat getirin, onu dua ve saygıyla, salatu selam ile anın, tam bir teslimiyetle ona bağlanın, onu selamlayın, ona selamet dileyin. Bu adam da yazmış ki buraya, at babam at. Burada bu kadar anlam mı var? Aklına geleni yazmış. Gerçekten öyle. Yani Ahmet Tekin burada kafasına göre istediği her şeyi Allah'ın yazısıymış gibi, Allah'ın verdiği manaymış gibi yazmış. Abdülbaki Gölpınarlı, hepimiz de biliriz hemen hemen. Abdülbaki Gölpınarlı şöyle yorumluyor. Şüphe yok ki Allah ve melekleri salavat getirir peygambere. Ey inananlar, siz de ona salavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Şimdi burada Allah ve meleklerinin salavat getirdiği durumu, neyse oraya hiç girmeyeyim de. Yani burada Abdülbaki Gölpınarlı birazcık daha mantıklı ama tam teslim olarak da selam verin diyor. Mesela böyle bir anlam yok. O da kendinden bir şeyler katmış yani. Abdullah Parlayan'a bakın ne kadar katmış. Allah ve melekleri peygamberi kutsarlar. Yani Allah onun şerefini ve şanını yüceltip makamını yükseltmekte, melekler de dua edip bağışlanmasını dileyip yüksek derecelere yükseltilmesini istemekteler. Ey inananlar, siz de ona dua ederek derecesini yükseltmesini isteyin. Hayırla yad edin. Kendinizi onun rehberinde tam bir teslimine terk edin. Ya yok, böyle bir anlamı yok yani. Kendisi istediği kadar yazmış, uydurmuş. Ya uydurmuş değil de eklemiş yani. Kendinden bir şeyler eklemiş. Allah'ın sözünün yanına, yani Allah ve melekleri salat ederler. Ey inananlar, siz de salat edin kelimesinin yanına o kendilerince çok şeyler koymuşlar. Mesela Ali Fikri Yavuz, gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Allahümme salli ala Muhammed deyin ve gönülden teslim olun. Bak bu da ekleme yapmış. Bu arada bir şey de fark edin. Yani salat kelimesine verilen anlamlara da dikkat edin. Yani çok farklılaşıyor. Bahattin Sağlam diyor ki şüphesiz Allah ve melekleri peygambere rahmet indirirler. Bak salat bittin, rahmete döndün. Onu desteklerler. Ey iman edenler, siz de ona rahmet duası okuyun. Onu destekleyin. Mesela Besim Atalay diyor ki Allah ile melekler peygambere dua ederler. Bak direktmen yazdığı yanlışlığa bak. Allah ile melekler peygambere dua ederler. Ya Allah'ın peygambere dua etmeye mantığı var mı? Bunu hiç nasıl yazabilmiş yani? Hiç mi düşünmemiş bu adam bunu? Yani hep böyle ezberlenmiş standart şeyleri okuyoruz yani burada. Ona siz de dua edin, iyice selamlayın. Bu adamlar neyin kafasını yaşıyorlar bilmiyorum. Yani Allah ile melekleri peygambere dua ederler. Ya hiç mi mantığı almıyor bunun? Allah ile melekler peygambere niye dua etsin? Allah ol deyince her şey oluyor. Duaya gereği ihtiyacı var mı? Allah ve melekleri Nebi'ye salavat ederler. Ey müminler, siz dahi ana salavat ve selam edin. Cemil Said söylüyor. Şimdi salatla salavat kelimesinin anlamlarında yani anlayış farklılıkları var. Salat, hani o önceki grubun dediğine göre neydi? Namazdı. O zaman namazlar diye yorumlaması lazım. Onu da yorumlayamıyorlar. Burada dikkat ederseniz salat diyorlar ama hiç bak ne kadar okudum. Hiç şimdiye kadar salatın anlamının ne olduğunu söyleyen daha olmadı. Salat nedir bilmiyoruz. Yani bu kadar meal okuduk. Salatın bize ne olduğunu anlatan bir tane okuduğumuz bir yer yok. Devam ediyorum. Diyanet İşleri meali, eski meali. Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey inananlar, siz de onu övün ve ona salat ve selam getirin. Övmeyi salat olarak yorumlamış. Yeni meal. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Salatın ne olduğu ile ilgili hiç bilgi yok.
Diyanet Vakfı'nın meali, Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de ona salavat getirme tam bir teslimiyette selam verin. Mealde öyle bir şey yok. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey inananlar, siz de ona destek olun, salat edin. Ama burada öyle bir şey yok. Elmalı yazmış. Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Salat nedir? Anlatan bir şey yok. Salatın ne olduğunu söyleyen bir şey yok. Elmalı yine yazmış. Allah ve melaikesi peygambere hep salat edip tekrim ederler. Ey o bütün iman edenler, haydin ona teslimiyetle salatu selam getirin. Eren Aktaş yazmış. Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Tam bir bağlılıkla salat edin. Hiç böyle bir anlamı yok. Tam bir bağlılıkla falan yok yani. Kendileri eklemişler hep. Ya benim anlatmak istediğimi büyük bir ihtimalle anladınız. Yani Ahzab 56. ayette insanlar tam net bir salat kelimesinin ne olduğunu söyleyemiyorlar. Sessizce salat deyip geçiyorlar. Salatın ne olduğu ile ilgili hiç bilgi yok. Çünkü yüzyıllarca, pardon ne yüzyıl, 1200 yıldır salat kelimesini namaz olarak kullanmışlar. Ama buraya gelince namaz kelimesini koyamıyorlar. Koyamadıkları için de salatın ne olduğu ile ilgili hiçbir şey söyleyemiyorlar. Salat deyip sükutça geçiyorlar. İçeriğini açıklayan doğru dürüst bir kimse yok. Sadece ben bunu burada kesmek istiyorum. Daha çok okuyacağım yer var. Mesela bunlar hep gelenekçilerin mealleri. Birazdan bir de gelenekçi olmayanların meallerinden okuyacağım. Bir de salatı destek olarak anlayanların meallerine bakacağız. Mesela Bayraktar Bayraklı şöyle söylüyor. Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler, siz de peygambere destek olunuz. Ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz. Bak destekçi ama hala burada yürekten bağlılığı ekliyor. Cemal Külüngoğlu, şüphe yok ki Allah ve melekleri peygambere destek veriyor. Ey inananlar, siz de onu destekleyin ve tam bir teslimiyetle onun rehberliğine teslim olun. Bu da eklemiş bakın. Edip Yüksel, Allah ve melekleri peygambere desteklemektedir. Ey inananlar, siz onu destekleyin, gereken saygı ve itaati gösterin. Yine burada gereken saygı ve itaat eklemiş. İlyas Yorulmaz, Allah ve melekleri peygambere yardım edip, siz de peygambere yardım edip destekleyin ve onun emirlerini, yani verdiği görevleri tam bir teslimiyetle yerine getirin. Bu çok güzel. Ha, az önce bana söyledikleri isim Mehmet Okuyan. O zaman hatırlayamamıştım. Mehmet Okuyan şöyle söylüyor. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Parantez içerisinde destek veriyorlar diye yazmış. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, destek verin, tam bir teslimiyet gösterin. Bu bakın tam bizim istediğimizi yazmış. Mustafa Çavdar, hiç kuşku yok ki Allah ve melekleri Nebi'ye destek vermektedirler. Ey iman edenler, siz de ona destek olun ve onu her türlü şaibe ve çirkin yakıştırmalardan uzak tutun. Eklemiş. Böyle bir şey yok. Mustafa İslamoğlu, elbette Allah ve onun melekleri Nebi'yi desteklerler. Ey iman edenler, onu siz de destekleyin ve onu her türlü şaibeden ve ithamdan uzak tutun. Oysa ki her türlü şaibeden ve ithamdan yok, eklenmiş. Süleymaniye Vakfı, Allah ve melekleri bu Nebi'ye destek olurlar. Ey inanmış kimseler, ona siz de destek olun ve içtenlikle samimi davranın. İçtenlikle samimi eklemiş. Yaşar Nuri Öztürk, şu bir gerçek ki Allah ve melekleri o peygambere destek verirler. Onun şanını yüceltirler demiş ekstradan. Ey inananlar, siz de ona destek olun, onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin. Daha okumaya gerek duymuyorum. Konuyu büyük bir ihtimalle anladık diye düşünüyorum. Şimdi ben salavat konusuna gelmek istiyorum. Canlar, geleneği temsil eden gruplar salavat getirmeyi çok severler. Salavatta salli kelimesi geçer. Bu salli kelimesi gelenekçilere göre normalde namaz anlamlıdır. Fakat bu salli kelimesine başka yerlerde namaz anlamı veren gelenekçiler salavattaki sallinin anlamına da namaz demezler, diyemezler. Yani bakın salavattaki sallinin anlamına da namaz demezler, diyemezler. Yani kendileriyle çelişirler. Yani her yerde namaz olan salliye burada başka anlam verirler. O zaman salavatın anlamını ve salavattaki sallinin anlamını öğrenmeliyiz. Salavat şudur, Arapçası. Salavatın Arapçası. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali Muhammed. Bunu daha farklı, ufak tefek nüans farklılıklar oluyor. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala seyyidine Muhammed'in
diyenler var. Biraz daha ufak tefek değiştiriyor ama genelde en çok kullanılan Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Bizim genelde en çok kullandığımız budur. Salavatın doğru mealleri şöyle, bakın salavatın mealine geldik. Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun yüce soyuna destek verir. Salavatın Türkçesi bu. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammedin Türkçesi. Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun soyuna destek verir. Bir de eğer Muhammed yerine peygamber koyacak olursak, Allah peygamber efendimize ve onun yüce soyuna destek verir anlamında da kullanabiliriz. Yani Muhammed yerine peygamber koyarsak yine aynı şekilde oluyor. Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun soyuna destek verir. Öbür türlü de Allah peygamber efendimize ve onun yüce soyuna destek verir anlamında. Demek ki salavat Türkçe anlam olarak buymuş. Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun yüce soyuna destek verir. Biz bunun anlamını mümkün olduğu kadar Türkçe olarak elimizden gelen her yerde söyleyeceğiz ve söylemeliyiz. İnsanlara da bunu öğretmeliyiz. Yani salavatta çok farklı bir anlam arıyorlar. Bakın salavattan nereye geleceğiz şimdi? Şimdi salavattaki sallinin anlamı destektir. Eğer oradaki sallinin anlamı namaz olsaydı meal şu hale gelirdi. Allah seyit olan Muhammed'e ve onun yüce soyuna namaz kılar olurdu. Bu da çok mantıksız bir durum oluştururdu. Geçen bunu konuşmuştuk. O yüzden buraya namaz kelimesini ne yapamazlar? Koyamazlar. Şimdi bakın mesela birisi salavat meali yazmış. Aşağıdaki mealde mealci Arapça anlamını bilmesine rağmen bakın ayetin ne hale getirmiş. Biz ne diyorduk? Bakalım şimdi. Ey Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e ve evladı iyaline, ashabına salatı selam eyle. Rahmet et, selametlik ver. Biz diyorduk ki, ne diyorduk? Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun yüce soyuna destek verir diyor. Oysa ki burada öyle bir şey yok. Mealci bunu yapmış. Ey Allah'ım, Efendimiz eklemiş. Efendimiz peygamber efendimiz, o doğru. Ey Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, orada büyüğümüz diye bir kelime geçmez. Muhammed'e ve evladı iyaline, evladı iyali soyu demektir. Ashabına, mesela burada ashab yok. Özellikle sünni kesim ashab kelimesini sokar mümkün olduğu yere. Çünkü ehl-i beyt kelimesini kullandırmamak için ashab derler bazı yerlerde. Oysa ki burada ehl-i beyt soyu olanlar, evladı iyali olanlar ehl-i beytin soyudur. Ehl-i beytten gelen soyudur. Bakın ehl-i beyt yerine ne yazıyor? Ehl-i beytlerin yanına ashabı yazıyor. Amacı belli. Hani salli kelimesi salat veya namaz anlamındaydı. Burada niye salliye namaz anlamı verilmemiş diye insan ne yapıyor? Soruyor. İkinci anlamda da mealde kullanılan ashabına, büyüğümüz salatu selam ile kelimeleri geçmez ama mealci kişi kendince bunları ekleme yapmış. Dikkat ettiyseniz burada salat kelimesine destek anlamı verdik. Eğer salli kelimesine, yani salat kelimesine namaz anlamı verirsek salavat şu anlama gelirdi. Allah peygambere ve onun soyuna namaz kılar olurdu. Bu da bizim için ters. Bizi ilgilendiren en önemli yer şu canlar. Canlar, salavatın Allah peygamber efendimize ve onun yüce soyuna destek verir anlamına dikkat ediniz. Salavatın Allah peygamber efendimize ve onun yüce soyuna destek verir anlamına dikkat ediniz. Şu an o yüce soyu kimler temsil ediyor? Bir daha soruyorum. Şu an o peygamber efendimizin yüce soyunu kimler temsil ediyor? Bu ehl-i beytin devamındakiler kimler? Biz seyitler ve dedeleriz değil mi? Ya biz bunu bileceğiz. Bu bilgi bize de görevimizin ve sorumluluğumuzun ağırlığını anlamamızı sağlar. Yani bizim öyle büyük bir görevimiz var ki ehl-i beytten olduğumuzdan, ehl-i beyt soyundan geldiğimizden dolayı çok ciddi görevlerimiz, çok ciddi sorumluluklarımız var. Bunları mümkün olduğu kadar bileceğiz. Allah Kur'an'da salat faaliyetlerini ayakta tutunuz der. Bu ihtiyaç sahiplerini destekleyin anlamındadır. Zaten salatın emredildiği birçok ayette salat zekat ile birlikte anılır. Bu aslında salatın zekat ile ilişkilendirildiğinin bir göstergesidir. Yani salat dediğimiz zaman hemen yanına normalde zekat gelir. Salatla zekat eşdeğer gibi kullanılır çoğu yerde. Yani salatın destekleşmenin en önemli noktasının biri zekattır. Yani destek verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Maddi destek. Yani bir daha okuyayım burayı.
salatın yani destekleşmenin en önemli noktasının biri zekattır. Karşılıksız vermektir. Yani destekleşmektir. Yani siz elinizdeki üç tane yumurtanın ihtiyacınız yoksa birini komşunuza veriyorsanız veya ikisini veriyorsanız bu zekattır, bu salaktır aynı zamanda. Destekleşmektir. Destekleme de budur. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktır. Destekleşme. Peygamber'e emredilen de aynı şekilde müminlere de salat etmesi yani desteklemesidir. Yani Peygamber'e emredilen sen diyor ki inananlara, mümin olanlara salat et. Onlara destek ol anlamında kullanılıyor. Onlar salatı ikame ederler ve zekatı verirler cümlesi. Onlar salatı ikame ederler yani yerine getirirler ve zekatı verirler cümlesi Kur'an'ın bel kemiği cümlesidir. Bu cümle onlar ihtiyaç sahiplerini desteklerler ve ihtiyaçtan fazlasını yani zekatlarını da verirler anlamındadır. Yine Kur'an'da geçen infak kelimesi de ihtiyaçtan fazlasını ihtiyaç sahiplerine vermek anlamında kullanılmıştır. Günümüzde zekat yani karşılıksız verme uygulamasının ne kadar kadık bir durumda olduğunu, hiçbir yaraya merhem olmadığını görüyoruz. Günümüzde yani zekatın karşılıksız verme ne kadar zayıf kalıyor. İnsanlar, yani bizler de içindeyiz o grubun, büyük bir ihtimalle içindeyiz. Yani ne kadar yardım edebiliyoruz, insanları ne kadar destekleyebiliyoruz soracağız kendimize de. Salat, insanların ve toplumun kendi içindeki yardımlaşma ve destekleşmesinin sağlanmasıdır. Hani destekleme diyor ya salata sürekli. Salat, insanların ve toplumun kendi içindeki yardımlaşma ve destekleşmesinin sağlanılmasıdır. Zekat ise fazlalaşan mal mülkün toplumsal eşitliği sağlayacak şekilde adil olarak paylaşılmasıdır. Allah'ın yasasını okuyup Allah'ın çizdiği sınırlar içinde çerçevesinde müminlerin birbirleriyle destekleşmesi onları kötülükten alıkoyar. Birbirleriyle destekleşen toplumlarda ne fakirlik kalır, ne hırsızlık, ne de yolsuzluk. İhtiyaç fazlasını destekleşme düşüncesiyle infak edenlerin olduğu bir toplumda fakirlik ve aç kalanlar olacağını düşünebiliyor musunuz? Sadece maddi anlamda değil, güç ve kuvvet olarak da birbirlerini destekleyen bir mümin toplum olsak, bize hangi sapkın düşünceli fikre sahip toplumlar ilişmeye cesaret edebilir? Veya cesaret etseler dahi destekleşme zihniyetiyle hareket eden bir topluma ne kadar süre zarar verebilirler? İşte bu salat bizi kötülük ve fenalıktan alıkoyar mı, koymaz mı? Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Onun için siz de Kur'an'da geçen salat kelimesine bir de bu şekilde bakıp tekrar düşünün. Şimdi iyice düşünün. Günümüzde şekilsel ve ritüel olarak uygulanan ve adına namaz denilen ayin. Bizi hangi kötülükten alıkoyuyor? Hani salat insanı kötülükten alıkoyardı. Milyarlarca nüfusluk Müslüman topraklarında milyonlarca Müslümanın başına gelmeyen kalmıyor. Milyonlarca namaz kılan Müslümanın başına en olmadık musibetler geliyor. Milyonlarca Müslüman katlediliyor. Bunların hepsi de namaz kılıyor. Hani salat kötülüklerden alıkoyuyordu? Diyelim ki birçoğu namazlarını ciddiye almıyor ve gereken huşuyu da göstermiyor. Yine de ben Müslümanım ve namaz kılıyorum diyen birileri olarak kafir diye adlandırdığımız Hristiyanlardan özür diliyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, mecbur söylüyorum. Kafir diye adlandırdığımız Hristiyanlardan, Musevilerden, Budistlerden daha mı aşağıdalar? Onlar hiç namaz kılmıyorlar ona bakarsan. Bu kafir dediğimiz insanlar namaz kılmıyorlar. Niye onların başına bir musibet yağmıyor? Ya da biz Müslümanlardan kat kat daha az sürede savaşıyor başlarında musibet. Acaba bizim sorunumuz yüce yaratıcımızın bizden istediği salatı değil de atalarımızdan gördüğümüz ritüeli takip etmemizden olabilir mi? Acaba kafir diye adlandığımız Hristiyanlar ve Museviler bilinçli veya bilinçsiz bizden daha iyi salat ediyor olabilirler mi? Şimdi size birkaç tane ayet okumak istiyorum. Çok uzatmayacağım, kısa ayetler yani biraz ama anlamlı ayetler okumak istiyorum. Hud suresi 87. Onlar ey Şuayb senin desteğin mi veya senin salatın mı emrediyor babalarımızın taptığını terk etmemizi
veya kendi mallarımıza dilediğimizi yapmamızı, bırakıvermemizi. Şüphesiz ki sen yumuşak huylusun, doğru bir kimsesin, aklı başındasın. Burada diyorlar ki Şuayb peygamber, senin salatın mı emrediyor diyor. Senin salatın mı emrediyor babalarımızın taptığını terk etmemizi. Burada salatla ilgilendireceğimiz acaba maddi bir durum mu, destek durum mu, yoksa namaz mı? Cümle şu, ey Şuayb, senin desteğin mi, senin salatın mı emrediyor babalarımızın taptığını terk etmemizi? Veya kendi mallarımızda, önemlisi bu zaten, veya kendi mallarımıza dilediğimizi yapmamızı, bırakıvermemizi. Salat olduğu zaman ne diyordu? İhtiyaçtan fazlasını vereceksin, burada onu anlatıyor. Veya kendi mallarımıza dilediğimizi yapmamızı, bırakıvermemizi. Buradaki muhataplar Şuayb'a bir serzenişte bulunuyorlar. Mallarımızda dilediğimizi yapmamızı, bırakıvermemizi senin salatın emrediyor diye. Günümüzde anladığımız salat, varlığımız ve malımızla alakalı bir konuda bizi etkiliyor mu? Bir daha soruyorum. Günümüzde anladığımız salat veya bunların dediği gibi namaz, varlığımızla ve malımızla alakalı bir konuda bizi etkiliyor mu? Burada geçiyor. Salat geçiyor ve onu malla irtibatlandırıyor. Çünkü bizler malımızla alakalı tasavvuru, zekatı emreden ayetten alıyoruz. Günümüz anlayışında salat bizi sadece Allah'la baş başa kalmamızı, onu özgürleyerek bir meditasyona girmemizi sağlayan bir ritüel sadece. Günümüz anlayışındaki salat bizi sadece Allah'la baş başa kalmamızı, ona özgürleyerek bir meditasyona girmemizi sağlayan bir ritüel. Sadece bir ritüel. Ama Hud suresi 87. ayetteki kişilerin sezenişi, salatın onların mallarını etketmesi. Burada bir ilginçlik var değil mi? Demek ki salatın neyle ilgili olduğunu burada görüyoruz. Yani salat mallarımızla, zekatımızla, dağıttıklarımızla ilgili. Şuayb'ın salatı maddi konularda yön veren, yönlendiren bir destek. 74. ayetin 40 ve 45. ayetlerinden. Cennetler içindedirler. Sorarlar suçlulara. Sizi bu cezaya sokan nedir? Diyecekler ki salat etmezdik. Bakın salat etmezdikin arkasından gelene bakın. Salat etmezdik. Yoksula yedirmezdik. Bizi boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Bakın salatla beraber gelen salatın ne olduğu besbelli. Cennetler içindedirler, sorarlar suçlulara. Sizi bu cezaya sokan nedir? Diyecekler ki desteklemezdik. Yani veya salat etmezdik. Yoksula yedirmezdik. Bizi boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. İşte salatın ne olduğu burada belli oluyor. Destek olduğu belli oluyor. Hayır, 70. ayet 15-24 arasından. Hayır, o alevli ateştir. Yakmak için isteklidir. Çağırır, sırtını dönüp gideni, toplayıp kasaya saklayanı. Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir. Kendisine dokunduğu zaman ümidini keser, kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir. Ancak destekleşenler hariç. Onlar destekleşmeyi bırakmazlar. Paralarında bilinen bir pay zekat için ayrılmıştır. Bakın burada da yani salatla ilişkilendirilen zekat, yardımlaşma, destekleşme. Ankebut suresi 45. Sana vahyedilen kitabı oku ve destekleş, salat et. Muhakkak ki destekleşmek veya salat etmek hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak için en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Tevbe 103. Onları temizlemek ve yüceltmek için paralarından bir sadaka al ve onlara salat et. Zira senin salatın onları memnun eder. Allah iştendir, bilendir. Bir sadaka al diyor, para istiyor. Ya bu ne? Salatla ilişkilendiriyor bunu. Ama bizimkiler ne yapıyorlar? İşte salatın geçtiği her yere namaz, başka bir şey koymuyorlar. Canlar isterseniz bunu çok daha uzatmayayım. Zaten ben bunu size gönderdim. Oradan istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Değerlendirebilirsiniz. Ben bugünlük burada keseyim. Seyidim olur. Eyvallah Seyidim, yüreğinize sağlık. O zaman şöyle yapalım. Biz burada bir tane İsmail Sarıtaş'tan bir tane deyiş alalım. Doğaz alalım. Eyvallah. Ondan sonra canlar da bu arada biraz düşünsünler, taşlasınlar. Şimdi burada Ayhan Seyit bize ne anlatıyor? Yani buradaki destek manası nedir? Niye hep destek diyor da diğer taraflarda insanların namaz niyetine
kullandıkları bir terimi niye illa diyor ki hayır namaz boyutunda değil, bu destek boyutundadır. Namaz bir ritüeldir, değil mi? Evet. Salat ise bir duadır, yalvarmadır, yakınmadır. Şimdi bunların bu farklı arasındaki farkları bir yakalayalım. Terimler, o terimler önemli. Biz o terimleri gerçekten beynimize oturtmamız lazım. İsmail Sarıtaş. Eyvallah. Hazır mısın İsmail'cim? Eyvallah. Buyurun. Hazır. Buyurun. Destur okuyayım. Allah'a eyvallah. Destur Şahin Merdan Ali'den olsun. Aşk ile buyur. Her sabah her seher ötüşür kuşlar. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Bülbül gülü için figana başlar. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kıblemizden kısmetimiz verile. Veysel Karan gitti Yemen eline. Ağırız uçarız kudret bağına. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Biz çekeriz imamların yasını. İşit gerçek erenlerin sesini. İmam Hasan içti ahutasını. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Talip olan incelekten eğlendi. Mümin olan hak yolunda dolandı. Şah Hüseyin alkanlara belendi. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. İmam Zeynel parelendi bölündü. Ol İmam Bakır'a yüzler sürüldü. Cafer-i Sadık'a erken verildi. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Gönül kuşun kalp evinde yuvası. Verdimize düştü şahın avazı. Musa-i Kazım Ali Rıza duası. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Şah'takili Nakinur oldu gitti. Hasan-ül Azkeri er oldu gitti. Mehdi Mağara'da sır oldu gitti. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kamber Selman Fatma durdu duaya. Şehriban ağladı bindi deve. İsa kahreledi çıktı havaya. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Dört kitap yazıldı dört dine düştü. Kur'an Muhammed'in bir dine düştü. Kul himmet pirinin derdine düştü. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Aşk ile hu. Vallahi eyvallah İsmail'cim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ettik. 12 imamla yüzü suyu hürmetine. Cenab-ı Hak size de zihin açıklığı versin. Yüreğinizde, gönlünüzde Ehl-i Beyt sevgisini, muhabbetini eksik eylemez. Evet buyurun. Siz. Efendim Oktay'cım. Öncelikle gerçekten sunum çok güzeldi. Gerçekten yani Seyyidimiz Kur'an'ı diğer ayetlerle birlikte sunması, diğer ayetlerle birlikte açıklaması gerçekten çok iyiydi, çok etkileyiciydi. Ben kendim açımdan şunu söyleyebilirim. Şimdi salat ve şu aslında kelimeler çok önemli inanç kısmında. Şöyle diyebilirim. Şu kelimeyi mesela söylemek bence çok önemli. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Aliün Velilullah, Veliün Alilullah, Mürşidin Kamilullah. Bir kapıyı yolun kapısını açmak gibi bir şey aslında bu.
Salat da o noktada çok önemli. Yolun kapısını açmak gibi düşünmek gerek. Bir tür parola, bir tür şifre gibi görmek lazım. O yüzden de bunu sarf etmek gerekiyor. Şimdilik aktarmak istediklerim bu kadar Seyit'im. Allah'a eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Yüreğinize sağlık. Zaten salavat kapıdır. Duada kapının kilididir. Yani dua kapıdan girmek istiyorsanız kapıyı bulmanız lazım. Salavat getirmeniz lazım. Hak Muhammed Ali'yi zikretmeniz lazım. Hak Muhammed Ali'ye erişmek için ondan dileklerden, temellerde bulunmanız lazım. Zaten bu ikisini bir yan yana getiremezseniz o kapıya varmanız mümkün olmadığı gibi o kapıdan içeri girmeniz de mümkün. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Mustafa Sarıtaş, buyurun. Pirim, ben şunu söylemek istiyorum ve vurgulamak istiyorum. Yani hani derler ya, gerçek Kur'an, gerçek Kur'an gizli, gerçek Kur'an saklı, gerçek Kur'an çıksan ne olur? Gerçekten şunu sormak istiyoruz. Yani İslami toplum, İslam çatısında altındaki insanlara gerçek Kur'an çıksa mı? Ayetlerine, kurallarına veya şeylerine inanır mı, inanmaz mı? Bunu sormak istiyorum. Veya anlaşıldı mı Pirim Hocam? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ayhan Seydim, anlaşıldı değil mi? Pardon. Seydim, anladım. Şöyle söylemek istiyorum. İki farklı tez var burada. Şimdi bizim Alevilerin büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu derler ki Kur'an'a el katıldı. İşte 6666 ayet var. Bunun içinden eksikleri var derler. Bu konuda çok ciddi olarak net bir bilgimiz yok. Yeterli değil. Yani budur diyemiyorum. Şu var, Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle diyor. Bu kitabı biz koruyacağız diyor. Yani sadece bu var. Yani Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu kitabı, yani Kur'an'ı biz koruyacağız. Şimdi acaba katıldı, katılmadı konusunda ben hiçbir şey diyemem ama eğer katıldıysa bu ayet sonradan eklenmiş anlamına gelir. Ama katılmadıysa Allah'ın sözü de bizim için önemlidir. Diyor ki bu Kur'an'ı biz koruyacağız. Büyük bir ihtimalle bu Kur'an'da katkı yok diye ben öyle düşünüyorum. Ama doğru mu yanlış mı derseniz en ufak bir şey söyleyemem. Ama benim gönlümdeki Allah'ın ayetindeki katkı yoktur diye düşünüyorum. Eyvallah Seyit'im, yüreğinize sağlık. Yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bak az önce siz ne güzel detaylı birkaç tane örnekler verdiniz. Bayağı örnek verdiniz. Her iki boyutta. Şimdi orada kendiniz de dediniz ki bak bu yok, bu yok, bu yok. Ekleme var, ekleme var, ekleme var. İşte kendi düşünce falan. İşte el katılma budur. Evet. Bak siz kendiniz de dediniz ki bu yok. Yani ayetin hakikatinde, yani hak kelamında bunun yeri yok. Fakat adam ne yapmış? Kafasına göre eklemiş. Zaten şimdi hak kelamı gerçektir ya. Gerçeğin yanında yanlış zaten gözüküyor, kendini gösteriyor. Yani şimdi siz bir resmin hakikisi var, bir de bir resmin benzetimi var. Şimdi siz iki resmi yan yana getirdiğiniz zaman görüyorsunuz yani. Aradaki farkı hemen görüyorsunuz. Ya boyadandır, ya şekildendir, ya çizimdendir. Fark gözüküyor. Burada da hak kelamı zaten dediği zaman bizim aklımız hemen onu bize gösteriyor. Diyor ki işte bak burada yanlış var, dikkatli ol diyor. Hemen orada o kırmızı yanıyor, dikkatli ol diyor. İşte bizim demek istediğimiz, el katma dediğimiz budur. Şimdi Oktay'cığım, eğer bugün gerçek Kur'an ortaya çıksa, bu insanlar inanır mı diyorsunuz? Niye inansınlar? Niye inansınlar? Çünkü adamların öyle inanç yönünde, dini yönünde bir dertleri yok ki. Menfaat çıkar sonuçta. Şimdi menfaatin çıkarının olduğu yerde dün kimden yanaydı? Bugün başkasından yana. Yarın daha başkasından yana olacaklar. Onlara göre uydurma yapacak. Yemin ederim ki Allah böyle dedi. Bak yemin ettim dediği zaman o insan zaten otomatikman yalan söylüyor demektir. Şimdi ben size burada hayatta yemin etmem. Niye yemin etmiyorum? Çünkü bir gerçek var. Ben o gerçeğe inanıyorum. Ve bu gerçek budur. Ha, inanırsınız, inanmazsınız. Bu sizin sorunuz. Benim sorunum değil. Ben inanmışım ona. Ha, siz bunun tersini ispat ederseniz bana o zaman durum değişir. Fakat burada
yemine gerek yok. Yemin ettiğin zaman zaten yalandır. Yani destek, o yemin nedir? Yemin yalana destektir. Yani Allah'a yemin ederim. Allah'a oraya aracı yapıyorsunuz ki beni kendi yalanlarınızla, yani haşa size söylemiyorum da, o yalanlarınızla beni ikna edesiniz. Onun için zaten bir insan ben yemin ederim dediği zaman ben kusura bakma diyorum, geçti o. Ben oradan çıkarım. Neden? Onun gerçek payı yok. Onun için doktorsa doktorun yemin etmesine gerek yok. Doktorun kendi mesleğidir. Eğer kendine güveniyorsa niye yemin etsin? Yani bu kardeşim, bu benim mesleğimdir. Bu benim işimdir. Ben işimi ne yaptığımı biliyorum. Sana yemin etmeme gerek yok. Ha, arada ne var? Bana güvenir misin, güvenmezsin. Bu da senin işin. Güveniyorsan, yani tercih olan, güveniyorsan Allah'a eyvallah. Gel. Sen, benim kontrolüme geç. Eğer güvenmiyorsan git başka doktor ara kendine. Aradaki fark bu. Evet, Eda Can, buyurun. Evet Pir'im. Pir'im, benim anladığıma göre bu yani zihniyetsizler aklın sırınca yani her şeyi alt üst edip bizim zihnimizi bulandırmaya çalışıyorlar. Ama biz de buna gelmeyeceğiz tabii ki de. Eyvallah. Ama iş o ki herkes elinden geldiğince çabalasın ve elinden geldiğince siz pirlerimize, rayberlerimize destek olabilsinler. Buna ki şayet ben de dahi, yani biz tüm canlar elimizden geldiğince sizlere destek olmalıyız ki her şeyin üstesinden gelebilelim. Bir de desturunuz varsa Hazreti Ali'ye yazdığım bir şiirim var benim. Onu okumak istiyorum. Eyvallah, desturunuz var mı? Eyvallah. Eyvallah, buyurun. Bilmeyenler bilsin beni. Ben Ali'yim, Ali de benim. Bilmeyene söylüyorum. Ben Ali'yi seviyorum. Coşma deli gönül, coşma. Coşup da kazandan taşma. 366 çeşme. Ser çeşmenin gözü benim. Bilmeyenler bilsin beni. Ben Ali'yim, Ali de benim. Bilmeyene söylüyorum. Ben Ali'yi seviyorum. Eyvallah Pir'im. Yüreğinize sağlık. Şah-ı Merdan Ali'nin himmeti üzerinize eksik olmasın diyoruz. Allah eyvallah. Allah Pir'im. Eyvallah. Şah-ı Merdan Ali'nin muhabbetiyle kalın. Eyvallah. Allah Allah Pir'im. Melekcan. Destur Pir'im, himmet eyleyin. Eyvallah, Bandırma'ya selam, buyurun. Şimdi hayatımızdaki sözlerin ne kadar önemli olduğunu Yunus Emre ne kadar güzel anlatıyor. Bir kelimenin bile ne kadar hayatımızı değiştirdiğini ve önemi üzerinde. Söz olan kese başı. Söz olan kese savaşı. Söz olan ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz diyor Yunus Emre. Ne kadar güzel özetlemiş. Şimdi yazarlar, çizerler, edebiyatçılar bir tek kelimenin üzerinde uzun süre çalışarak birçok eserler meydana getiriyorlar. Bir tek kelimenin peşine düşüp. Bizler ansiklopedi devri çocuklarıyız. Çocukken bile öğretmenimiz bize ödev verirdi. Bir kelimeyi araştırırken ansiklopediyi karıştıra karıştıra birçok kelimeyi keşfederdik, öğrenirdik ve ne kadar mutlu olurduk. Şimdi salat kelimesinde Ayhan Seydim'in yüreğine sağlık, sunumu için teşekkür ederiz. Salat kelimesinde yıllar önce okumuştum. Halil Öztoprak uzun bir araştırma yapmıştı. Halil Öztoprak'ı bilirsiniz. Onun Kur'an'da Hikmet, Tarihte Hakikat, İncil'de Hikmet, Tarihte Hakikat kitabında şu anda günümüzde topluma dayatılan bütün değer yargılarını tepe taklak ediyor. Gerçek öz manalarıyla, delilleriyle ispat ederek kitabını yazıyor. Hatta 1950-60'lı yıllarda idamla yargılanırken serbest bırakılıyor. Tabii bazı şartlarla. Orada salat kelimesinde Yaradan'ı anmak diyor. Anmak olarak çeviriyor Halil Öztoprak. Salat ediniz diye. Yaradan'ı anmanın yeri, şekli, zamanı olur mu? Olmaz. Yeter ki vicdanınız olsun, yüreğiniz temiz olsun, dürüst olun, Yaradan'ı anmanın yeri, vakti, şekli yoktur. Ben yaptığım her işe dürüst yaparsam Yaradan'ı anmış olurum. Yemeğimi yaparken dürüst yaparım, Yaradan'ı anmış olurum. Bir çocuğu severken,
bir komşumla ilişkilerimde, dostlarla ilişkilerimde dürüstlük temel ilkedir zaten. Dürüst olursanız zaten her gün Yaradan'ı anmış oluyoruz. Bana göre de salat tam anlamı bu olmalı. Yaradan'ı anmak. Kalbi temiz olan zaten Yaradan'ı anar. Kalbinde fitne fücür olan Yaradan'ı ansa ne olur? O ne yazık ki diktatörler, egemenler, çıkarcılar ve kötü niyetliler özellikle konuları, olayları ve kelimeleri çarpıtarak toplumu zehirlemeye devam ediyorlar. Bir tek kelime üzerinde bile. Hani tabiri caizse Anadolu'da bir söz var ya, bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı yüzyıllardır çıkaramamış. Şimdi bu salat kelimesinden örnek alırsak bu da böyle. Kelimeleri çarpıtıyorlar, çarpıtıyorlar. Toplum zehirlene, zehirlene. Artık başı dönüyor insanların. Doğru ne, yanlış ne, neye inanacak? Yani istediğimiz kadar doğruları anlatalım. Ama yüzyılların birikimiyle çok çalışmak gerekiyor. Aydınlara, yazarlara, çizerlere, erenlere, pirlere. Aklı yüreği işleyen herkese çok büyük görev düşüyor. Bu yanlışlar düzelecektir tabii. Yanlışlar karanlıktır. Doğrular güneştir. Güneş doğduğu zaman karanlıklar yok olur. Şimdilik bu kadar. Şimdi buyurun. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde belli bir dönem ders aldım. Ders aldığım zaman orada Veysel Sönmez diye çok meşhur bir hocamız vardı. Bize şunu öğretti. Bilgi güçtür dedi. Bilgi güçtür. Gerçekten o da bilginin güç olduğunu da bize anlattı, öğretti. Yani bilgi ne kadar varsa o kadar güçlü olabiliyoruz. Ve günümüzde yani mümkün olduğu kadar bu bilgiyi artık buluyoruz. Eskiden gerçekten bilgi bulamıyorduk. Yani bilginin kırıntılarına muhtaçtık. Çok şükür şimdi çok şeylerimiz var. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi salat kelimesiyle ilgili, konusuyla ilgili şunu da anlatmak isterim. Yani bu insanlar salat kelimesine anlam veremedikleri için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çok şeyler söylüyorlar artık. O duruma geliyorlar. Ben öyle algılıyorum. Gerçekten de öyle. Ona inanıyorum. Yani ama başka ayetlerde geldiği zaman buradaki kadar bozulmuyorlar. Mesela farklı bir ayet gelince basit şeyler. Onlar da anlamı doğru veriyorlar. Hepsi beraber aynı anlamı verebiliyorlar. Ama işte içinden çıkamadıkları bu durumlarda herkese bakıyorsun ki başka baş çekmiş, farklı söz çıkartmış. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Bunu da arada söyleyeyim istedim. Şimdi bir de ben salavat getirmeyle ilgili bir şey yazdık, beraber okuduk. Ben onu tekrar etmek istiyorum. Çünkü orada bize düşen müthiş bir görev var. Ne dedik salavatla ilgili? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah seyyid olan Muhammed'e ve onun soyuna destek verir. Veya Allah peygamber efendimize ve onun soyuna destek verir. Şimdi ben onu okudum ama yine tekrar etmek istiyorum. Ya Allah peygamber efendimize ve onun soyuna destek verir. Onun soyunda şu an kimler var? Bizler varız. Yani bizim seyitler, dedeler artık hangisini kullanırsak kullanalım. Bunlar var. Bunların artık mümkün olduğu kadar gelişmesi, bilgilenmesi, iyi yerlere gelmesi lazım. Yaşlılara bunu yapamayız da gençleri elimizden geldiği kadar yetiştirebilmemiz lazım. Ama biz de Ehl-i Beyt'ten geldiğimiz için bizim gerçekten çok ciddi görevlerimiz var. Yani bizim Ehl-i Beyt'ten gelmemiz bize müthiş sorumluluklar veriyor. Yani gerçek anlamda biz oradaysa orayı iyi bilmemiz lazım. O sorumluluklarımızı elimizden geldiği kadar yapmamız, yerine getirmemiz lazım. Hepinize aşkını yazlarımı sunuyorum. Benden bu kadar. Eyvallah Seyidim. Ayhan Seyidimizin yüreğine, gönlüne sağlık. Çok güzel izah etti. Salatı da, selavatı da. Bırakmadı ki, aynı benim ilk başladığım dönemdeki heyecanlı dönemi gibi, bırakmadı ki cümlemi tamamlayayım. Araya girince ben de dedim tamam eyvallah. O zaman yarın sağ olsun dedim. Cümlem zaten onu destekleyen manasında, desteklemenin ne güzel izah ettiniz ki tam yerine oturdu diyecektim. Selamlama diyoruz. Hakkı zikrediyoruz. 12 imamları çağırıyoruz. Üçleri, beşleri ne diyoruz? Destek istiyoruz ya da destek veriyoruz. Bu destekleme manasında bir oturdu diyecektim. Selam şu manada kullanıyoruz. Selavatı da bu manada kullanıyoruz dedim. Hemen orada müdahale edince ben devam edemedim. Erenler var olun. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Dediğim gibi bazen acele etmeyin. Hak derken kaf deriz. Allah muhafaza. Hak
yerini batılı bulunmaz. Onun için o güzel gönlünüzden öpüyorum. Gönlünüzü de incitmek istemiyorum. Güzel hizmetler yapıyorsunuz. Var olun, sağ olun. Bu manada ben demek istiyorum ki biz her daim salat ve selavatı hak gönülden birbirimize haktan desteği veya pirlerden, evliyalardan desteği ne biz bırakıyoruz ne onlar bırakıyorlar. Yani biz devamlı soruyor, seyirim yalnız mı kaldın? Yok diyorum. Yanında Hızır var, yanında Kırklar var. Ben niye yalnız kalayım? Yani insanın gönlünde her daim bir tavaf oluyor, bir cem oluyor ve cemde birbirimizi destekliyoruz her daim. O sebepten dolayı gönlünüze sağlık. Bunları da eklemek istedim. İnşallah. Peki Muhammed Bey demiş laf lafı açar. Şimdi madem ki öyleyse niye erenlerin bizim de erenlere ihtiyacımız var? Neden onlar bize destek, biz de onlara destek oluyoruz? Çünkü erenler, evliyalar bu yolda bedel ödemiş. Doğrulukla, dürüstlükle bir yol açmışlar. Biz de o yoldan gittiğimiz için onlardan destek almışız. Ve onlara da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı geri sunuyoruz. Ve onların isimlerini, yani kendileri bedenen olmasa bile yaptıkları hizmetleri devam ettirerek birbirimizi akıl boyutunda, onun ilmi boyutunda onları destekliyoruz ve desteklerini alıyoruz. Bu manada selat ve selam mesela birbirimizi destekliyoruz devamlı. Şimdi Hazreti Ali'nin açtığı yoldan gitmiyor muyuz bugün? Sadece geldiği bel yolundan gelmekten ayrı, ilim yolundan, biz onun ilmi yolundan gidiyoruz. Anlattığı her şeyin hem mantığımızla hem kalbimizle ölçüyoruz. Bir sakatlık yok. Demek ki doğru bir şey anlatmış ki ne günü geçiyor ne tarihi geçiyor. Devamlı yolumuzu aydınlatıyor. En hassas noktalarımızda bile akıl boyutunda onun ilmiyle gittiğimizde diyor ki en iyi güzel kararı yine vicdanınızla, merhametinizle verin diyor. O zaman aklımızdan ziyade gönlümüzle karar veriyoruz. Zorlu, sıkıntılı bir durumda. Duygusallığa değil demeyeyim de yani biraz daha vicdani merhamet şeylerini bulabiliyoruz. Yol çözümler bulabiliyoruz. O manada birbirimizi destekliyoruz pirlerle. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman Seyit? Biz burada mesela Halk Dergahı'nda ne yapıyoruz? Biz mesela Seyitler olarak buradaki canlar olarak ayrım kayrım yapmadan birilerini yetiştirip yerimize koymak istiyoruz. Evet. Biz burada yapıyoruz. Çünkü biz burada doğruların ve yanlışın mücadelesini veriyoruz. Doğrular doğrunun yaşaması için mücadele ediyor. Yanlışlar da kendi yanlışlarının devamını diliyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki bizim doğrularımız hep üstün gelsin. Yanlışlar da hep kendi yanlışını dayatır. İster ki hep onlar üstün gelsinler. Dolayısıyla herkes... Yani Cano az önce sürekli de dedi ki yani Allah bize destek veriyor. Allah niçin bize destek veriyor? İki boyutta insan yaratmış. Bir yanlış, bir doğru. Doğruların sürekli üstün gelmesi için bize destek olur. Yanlışların da kazanmaması için ne yapar? Onları her zaman lanetini getirir. Fakat onların yok olmasını da istemez. Neden? Çünkü onlar yok olsa bizim işimiz kalmaz artık. Bizim canımız sıkılır. Neyle uğraşacağız? Yani bir şeyle uğraşmamız lazım değil mi? Hocam. Ayhan Seyit. Eyvallah. Uğraşmamız lazım. Doğru. Evet. Evet. Muhammed Seyit. Hizmet eyle. Hizmet aşkıyla. Allah eyvallah. Hizmet Muhammed Ali'den olsun. Hizmet aşkıyla. Allah Allah. Allah Allah. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Abdallar dükkanı açmış, ne ararsan var içinde. Arifler dükkanı açmış, ne ararsan var içinde. Ne ararsan var içinde. Bir dükkana pazar eyle, her şirin
kimdir hezar eyle, aya güne nazar eyle, ay Muhammed nuru içinde, ay Muhammed nuru içinde, ay Muhammed nuru içinde. Hayalidir gün Muhammed, Ali, 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 Ali medet. Hayalidir gün Muhammed, okunan 80 bin ayet, balıklar deryaya da hasret, şarka döner gölün içinde. Şarka döner gönlüm içinde. Göl içinde çarka döner, susuzluktan bağrı yanar. Alemler seyrana kaynar, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde, seyir var seyir içinde. Kudretten verdi balı, bahanesin oldu arı. Şimdi dinle ahuzarı. Allah 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 Allah. Arı inler bal içinde, arı inler bal içinde. Bir sultanın gazne, Ali, 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 Ali medet. Bir sultanım ey gaziler, yürekte yarasızlar, talipten apirin arzular, bülbül öter gülü içinde, bülbül öter gülü içinde, bülbül öter gülü içinde, bülbül öter gül içinde de dur. Canlar bir bağışlanma duasıyla sığınalım o Hakk'a. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak Muhammed Mustafa Şah-ı Merdan Ali yüzü sürmetine. Hatalarımızı, kusurlarımızı ol Huda hakkına sen bağışlayasın ya Rabbi. Muhammed Mustafa hakkı için bağışla, Aliyet Mürteza hakkı için bağışla. Hatice Tül Kübra hakkı için bağışla, Fatıma Tül Zehra hakkı için bağışla. İmam Hasan Hulki Rıza hakkı için bağışla, İmam Hüseyin Deşti Kerbela hakkı için bağışla. İmam Zeynel Aba hakkı için bağışla, İmam Muhammed Bakır hakkı için bağışla. İmam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla, İmam Musa-i Kazım hakkı için bağışla. İmam Rıza hakkı için bağışla, İmam Muhammed Taki hakkı için bağışla. İmam Ali Naki hakkı için bağışla, İmam Hasanül Askeri hakkı için bağışla. İmam Muhammed Mehdi Sahibi Zaman hakkı için bağışla, İmam Pir Hünkar Hakkı Bey hakkı için bağışla. Cümle erenlerin, evliyaların hakkı için bağışla. Allah Allah, Allah Allah, Allah eyvallah. Gerçeğin demine hu müminsin yani. Eyvallah, himmet edin canlar. Himmet Hak'tan olsun, Şah Merdan'dan olsun.
Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına. Bu cihanın raminası şiir-i ecdan aşkına. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla Muhammed Ali aşkına. Muhammed Cafer'i bildiyse rahme gel ol Şah-ı Merdan Ali İmran aşkına. Kazımdır ehli beytin serveri, canı aşkı nükşederler müfteladır ekseri. Şah şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri, müftelayım merhamet kır kavli viran aşkına. Çıkma yoldan doğru rahma gel veri. Muhammed şefkattir senin hey Hasan'ın askeri. Evliyalar serfirazı Hacı Bektaş'ı veri. Sen garipsin ver muradım devrim ihman aşkına. Dilin bülbül olsun, gönlün nur olsun. Yüce Yaradan oğulların her daim hizmetini üzerimize hazır ve nazır eylesin, yolumuzdan ayırmasın. Yüce Yaradan diyor ki, ne olursan ol gel, bağışlanma kapımız her daim açıktır. Ol sebeple dünümüze, günümüze, tövbemize bir tövbeyle sığınalım o Yaradan'a. Birlikte diyelim Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Hata eyledim, noksandır işim, tövbe günahlarımıza, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım, tövbe günahlarımıza, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hasan'la Hüseyin belki nur ise, Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik, kibir var ise tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Musa'ya Kazım'a vardır niyazım, İmam Rıza'ya bağlıdır özüm. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Taki ile naki benzer bir aya, Ali emeğimizi salmaya zaya, Allah Allah. Tuttuğumuz yalan huya, bet huya, tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hasan'ül askeri gülleri bite, Mehdi gönlümüzün kamını ata, ettiğimiz yalana, kovu gıybete, tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hatayım eydir, eydir Bağdat ile Basra, biz de böyle bir zamana kaldık, böyle bir asra. Sen Kerem Gani'sin, kalma kusura, tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yüce Yaradan bağışlanmamızı ve tövbemizi dergah-ı izzetine kabul eylesin canlar. Lokması olan canlarımız elinde lokmalarını alıp gelsin. Bir lokma gülbenklerini verelim. Lokması olmayan, dua almak isteyen de bir dar duasına çıkabilir. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Niyazınız nur ola, şaha zuhur ola, yiyene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hasta olanlarımıza şifa ola. Lokmalarınız hak dergahında kabul ola. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine. Gerçek erenlerin demine hu. Allah eyvallah, çak lokması yiyelim demine hu diyelim. Allah eyvallah, der çeken didar göre hakkın nuruna ere. Delilci canlarımız, bir delillerimizi sır edelim. Gülçin Can. Destur pirim. Destur haktan olsun, şahın merdanan olsun. Buyurun. Bismillah, Allah Allah. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah. Peygamberlerin nuru hürmetine. Ya Muhammed. Velayetin nuru hürmetine. Ya Ali. Ya Ali. Allah eyvallah, sır ola, nur ola, nefes pirde. Allah Allah, Allah Allah, hizmet eden canlar, dilde dilekleri, gönülde muratları kabul olsun. Bismillah, Allah Allah, vakitlerimiz hayır ola, hayırlar fethola, şerler def ola, hizmetiniz kabul ola. Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola, gönlünüz aydın, erenler, evliyalar da haldaşınız ola. Sonsuza dek bu çerağımız yolumuzun nuru ve kılavuzu ola. Cenab-ı Hak yardımcımız ola, Hak Muhammed Ali gözcümüz ola, bekçimiz ola. Evliya Kerem'e, gönüller birliğine, Allah eyvallah, gerçeğin demene, hey mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Göz canlarımız, bir rızalık alalım canlarımızdan bugünkü hizmet için. Eyvallah pirim. Destur Seyyidim. Himmet haktan olsun. Destur Şahmer'den. Seyitlerim ve canlar, bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz varsa dile gelsin herkes. Hakkın oldu mu razı canlar? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah can. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Cümletten iyi geceler canlar. Nefes pirde. Eyvallah canlar. Herkes birbirinden razı olduysa bugünkü muhabbetimiz her daim olsun. Buradaki dergahımız daim olsun. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Hatır oldu çera nuru kainat. Zahir oldu şemsi. Allah eyvallah. Rahmet. Sır içinde sır, nur içinde nur ola. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola. Kötülükler bizlerden, buradaki bizi duyan canlardan, cümlemizden uzak ola. Gönüllerimiz şad ola, Fatma Ana yüzü sürmetine, hizmetleriniz kabul ola. Cenab-ı Hak Muhammed Ali şefaatinden, Ehl-i Beyt'in katarından ve 12 imamların didarından da mahrum eylemesin cümlenizi. Dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı versin. Görünür görünmez, kazadan beladan, ateşten afetten cümlenizi korusun. Yolunuzu yoksa, işinizi de haksıza düşürmesin. Bu cemden, bu erkandan, bu inançtan cümlemizi mahrum eylemesin. Gönlündekini giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde bu muhabbetten ayrılanın da Hak Muhammed Ali cümlesinin yardımcısı ola. Fatma Hanım'ın çektiği acıların yüzü hürmetine, dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazlarınız, hizmetleriniz hak katında kabul ola.
Allah Allah, birbirinde bizden ola, nefes birden ola, kabulü de yüce haktan ola, gerken demine devranına hu mümine ya Allah ya Muhammed ya Ali. Ali. Hizmetlerimiz oldu Allah tamam, Allah. Yardımcımız olsun 12 imam. Nefes bizdedir. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Cümlenizin yüreğine sağlık. Cenab-ı Hak hizmetinizi, niyetinizi, dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin. Fatma anamızın şefaat defterine yazılsın. Allah eyvallah. Allah.